Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte oyuncular için özel olarak geliştirilmiş dizüstü bilgisayarı HP Omen'ı inceliyoruz. Nefes aldı ben. Zincirleme isim tamlaması oldu. Gelin önce bir oyun oynayalım ama şunu da hatırlatalım. Oyunu izlerken veya daha sonradan aklınıza gelebilir. Bu bilgisayarı açıklama kısmındaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. İlk ne oynayacağız? Bakalım oyunlarımıza şöyle bir. Ne haber? La git üstüne bir şey gir la. Böyle dolaşılmaz. Video çekiyoruz, video alo. Genel olarak yüksekte arkadaşlar grafiklerimiz. Aynen. Kapatalım. Bu oyunda da hani aksiyonu zor gör. Ben atladım ya. Hayda Çağdaş şu evlere doğru git bari. Vallahi açarım paraşütü ha. Açma. Aa bak böyle yapıyor adam. YouTuberlar görmesin. La oğlum orayı baksak ya ne yazıyor? Belki çok önemli bir hile miyle bir şey yazıyor belki. Hesoyan. Bir şey diyor. Behind diyor. Arkanda behind diyor. Behind diyor aynen. Sis bombası aldık. At bakayım sis. Sis atma oğlum. Oğlum dışarı at dışarı. Oğlum niye buraya atıyorsun? Çıkacağız herhalde. Oğlum böyle sis bombası mı olur? Bir dön bakayım. Bu ne ya? Bu ne oğlum? Bulut, bulut bildiğim bulut. Haritada işaretli alana 5 dakika içinde ilerle. Neredeyiz la biz? Biz suyuz. Hangisiyiz? 4. Emin misin oğlum? Değilim. Ha Furkan of kalmış ya. Biz bak 300 oğlum bak Furkan'a doğru gidiyoruz işte Çağdaş. 3 biziz evet. Valla PUBG cahiliyiz ya. 50 FPS. Ya ortalama 48-50 arkadaşlar. Bu sıkla ona. Furkan abi, AFK bizim ya. Şeye mi bakıyor acaba? Dur la bir sıkalım şunu. Aha. Oğlum niye öldürdün adamı? Dur lan kaldıralım yazık. Kaldır. Çok özür be abi biz sıkmaz. Kusura bakma Furkan ya kardeşim. Bu videoyu da izliyorsan. İzliyorsan aynen deniyor, Furkan. Bir şey deniyoruz yani. Aha sağ zıpla hopla. Ha, Furkan ayıp ettin ama kardeşim. Sıkma, biz sana sıkma böyle mi yaptık? Adamı sıkma oğlum. O da bize sıkıyor oğlum mal gibi bakalım mı? Ya Furkan videoyu izliyor musun bak sıkmıyoruz sana. Abi niye sıkıyorsun adamı ben adama dil döküyorum burada. Tamam hadi bırakalım. Ne yapaydık kanımızı yerdim. Bak ay, adam oğlum, bizi. Vuran Furkan değil sola dök. Bu vuran bayağı Furkan ya. Değil abi sağdan geldi. Bak dost ateşi. Canlandır bizi bari. Ama ben şimdi Furkan'a yapacağımı çok iyi biliyorum. Ben de. Gördün mü birader öyle olur işte. Acıma Furkan'a gelir vurur seni. Arkadaşlar PUBG'de 48-50 civarı. CS:GO başladı. Şu an 151-138. Yani tartışmasız zaten arkadaşlar. Gayet cayır cayır. Aha aldık. Rakip yerde. Görür görmez oturayım mı? Şurada bak. Çökünce ısırmaz. Buradakilerin arkamızdan da vurdu. Aa ben ona kaç mermi sıkacağım daha? Abi sen basılı vermiyorum. Tuttuğun için mi oluyor acaba? Moruk bazı silahlarda basılı tutacağım, bazı silahlarda da tap fire yapacağım. İlla bunu mu anlatayım sana Çağdaş? Bekliyor ya böyle bir durum yok. İlla o adam mı vuracaksın abi? Oğlum bak tek de aldım işte ne güzel bedava. Counter'da zaten bir bak, sıkıntı bak arada bir 60'lara 70'lere düşüyor ama o ölüm anında iyi bir öyle oldu. Şimdi sıra GTA 5'te arkadaşlar. Kendi FPS testi var en güvenilir kaynak o bence. Koyalım tamam. Ne çıkarsa o. Arkadaşlar ayarlarımız doku very kalitesi. High. Genelde yüksek ve en yüksek arasında geziyor. Şimdi oyun başladı arkadaşlar. 78-80. MSI'nin kendi uygulaması 65 diyor. Aşağısıyla birazcık tutarsız biz oyununkini baz alalım. Ortalama 70'teyiz arkadaşlar. 77-76 oralarda stabil gidiyor arkadaşlar. 57-60. 55-60 o civarlara geldi arkadaşlar. Ama bence testi rahatlıkla GTA'sından geçti. Evet şöyle daha iyi oldu. Şu an Dota'dayız arkadaşlar. Aa böyle oynanıyor muymuş bu oyun? Oynayabilirsin ama şeylerini görünüyor. Göremeyelim. Hep düz gidelim. Olmaz mı? Oha sen... şopa bak. Demek ki bu adam böyleymiş. Ben daha önce hiçbirini görmedim de abi. FPS'miz 113-114 seviyelerinde geziniyor. Bütün oyunlarda FPS kilidi vardı arkadaşlar. 60'a kilitliyordu. Hepsini kaldırdık. Böyle dayanabildiği yere kadar dayanıyor. Şu an 110-105 civarında. Hani 100'ün altına hiç düşmedi. Bir aksiyona gir bakalım Çağdaş bir şey geldi olacak mı? Bizim aynen bak biraz sahne kalabalıklaşınca 87-90 arasına indi. Ama yine bir sıkıntımız yok. Gayet oynanabilir bir seviye. Arkadaşlar ben yine şuraya bir şarapnel atayım. Vay, karşımızdakiler... Çok güzel attım. No. Luna'ya bakayım nasıl duruyor orada alacağım. Luna sen misin? Yok. Sen hangisin burada? Sniper'ım şu benim. Çıkıyorum ben oyundan. E çık gari gördük arkadaşlar, zaten. Arkadaşlar 100 FPS'in altına çıkmadı. 106'nın da üstüne pardon düşmedik. 106'nın da üstüne çıkmadı. Böyle hem de daha biraz daha kastırsın diye şöyle yakın ölüyoruz lan. Ha 70'lere 80'lere geldi. Öldü. Botların içinde ölmeyi başararak 1-2 de gerçekleştirmiş oldum böylece. Arkadaşlar oyunlarımızı oynadık. Topu Lütfi'ye doğru atıyorum. Lütfi nedir bu makinenin teknik özellikleri? Hem teknik özelliklerine bakalım arkadaşlar hem de bir ince tasarımdan bahsedelim. Arkadaşlar en üst seviye teknik detaylara sahip bir laptop değil zaten fiyatı da tabii ki de ona göre daha uygun. Ama gördüğünüz gibi oyunlarda çok fazla problem yaşamadık. Oyunlarımızı oynayabildik. Bir kere öncelikle ekranımız oldukça büyük. Boyutu 17.3
12.3 inç arkadaşlar. Aynı zamanda 1920x1080 çözünürlüğe sahip. Evet. Yani şimdi monitörü büyük olunca bir dezavantaj ortaya çıkıyor arkadaşlar. Büyüyor. Bilgisayarda büyüyor. Bu arada lütfü şeyi de ekleyebilirim. Normalde oyuncu bilgisayarlarının adaptörleri biraz kallavi olur. Aynen öyle. Bununki gayet ince. O da beni gördüğümde şaşırtmıştı. Sizlere belirtmek istiyorum. Normal bir oyuncu bilgisayarından bir tık daha hafif arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Oyuncu bilgisayarı arkadaşlar ışıklı mışıklı olmazsa olmaz. Kasada çok fazla cıvıtmamışlar. Ben çok fazla zaten sevmiyorum her yerinde bir olay varken bilgisayarları. Klavye basış hissiyatı olarak da arkadaşlar normalde apayrı bir klavye kullanıyorum. Fakat ben bir yabancılık çekmedim. Benim için önemli şey şu serçe parmak kontrolü. Touchpad'den de bahsedelim. Tabii ki de touchpad'de oyun oynanmaz. Bunun yanına illaki bir mouse almanız lazım. Ama öyle hani ekstra bir şey yok touchpad'imizde. Normal ya. Standart bir dizüstü bilgisayarı touchpad'i diyebiliriz. Donanım olarak neler var onlardan da bahsedelim. 7. nesil i7 işlemci barındırıyor. Aynı zamanda 16 GB'lık DDR4 RAM yer alıyor. Ekran kartımız biraz giriş seviyesi GTX 1050 var arkadaşlar. Ayrıca bilgisayarımız 1 TB'lık bir hard diskle geliyor. Tabii ki de HP'nin onun serisinde birçok farklı konfigürasyon aynen var. Burada ne devreye giriyor? En uygun fiyatlılardan bir tanesi. Aynen bu öyle arkadaşlar. Doğal olarak sistemde ona göre optimize edilmiş durumda. Girişlerden çıkışlardan da bahsedelim arkadaşlar. Üzerinde 3 adet USB portu bulunuyor. Burada bir tane kulaklık girişi var. Bu tarafta SD kart girişimiz. İşte A bağlantı kablosunu buraya takıyoruz. Bir de HDMI çıkışımız var arkadaşlar. Bir DVD sürücüsü var. Bilgisayarın sound dizaynını Bang & Olufsen. Olufsen. Neyse. Daha iyisini siz biliyorsunuzdur eminim. Ben Bang & Olufsen diyeceğim. İlk bilgisayarı gördüğümde ben Bang & Olufsen etiketini gördüğümde gerçekten heyecanlandım nasıl bir sonuç çıkacak diye. Yalnız müzik dinlediğimde stereolar 10 numara. Yani gerçekten bir Bang & Olufsen dokunuş olduğunu hissedebiliyorsunuz. Aynı şeyi oyunda da hissediyorsun. Fakat aşırı yüksek volümlerde sesle patlamalar yaşanıyor. Bu da normal. Stereo hissiyatını güzel alabiliyorsunuz. Net alabiliyorsun. Yani piyum böyle aynen o öyle hissiyatı yaşıyorsunuz yani, onu söyleyin. O zaman artık yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Bilgisayarımızdan bahsettik. Oyun testlerimizi yaptık. Gari vedalaşmak düşer bize de. Aynen. Bu arada arkadaşlar bilgisayarı satın almak isterseniz açıklama kısmındaki bağlantıya tıklayarak ürünü satın alabilirsiniz ya da daha spesifik özelliklerine de bizim kaçırdığımız bir şey olabilir. Oradan bakabilirsiniz. Kafanıza takılan her türlü soruyu aşağıya yorum olarak bırakmayı unutmayın. Şurada da beğen butonu var. Beğendiyseniz videoyu ona da basabilirsiniz. Başka bir WebTekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Her iki yanımızda duran bağlantıya da tıklayarak bambaşka WebTekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.